Oha oha oha! Herif nasıl saldırdı? Oha! Evet arkadaşlar, yıllardır beklediğimiz an bugün geldi. Might and Blade Bannerlord 2 sonunda bizlerle. Ve ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bir an önce oyuna giriş yapıp başlamak istiyorum arkadaşlar. Sefer bölümüne giriyoruz sanırım. Seferden başlıyoruz. Hadi bakalım. Might and Blade Bannerlord. Bugün öyle güzel. Kaskımızı da taktık. Miğferimizi de taktık. Yola hazırız. Şöyle geniş ekrana da alalım oyunumuzu. Karakterin kültürü. Şimdi Vlandiyalılar, Kuzeyliler, İmparatorluk, Batanyalılar, Kuzeyitler, Aseraylar. Ben böyle bir yine Türk ilerleyeceğim abi. Böyle bir Kuzeyit, Türklere daha yakın olan bir ırk. Onu seçeceğim. Onunla başlayacağız bakalım. Next diyelim. Şimdi karakterimizin görünümünü ayarlayalım. Rastgelelerden bir seçelim. Dur, kafa seçelim önce. Kafa nasıl? Tam böyle bir Türk suratı mı yapsak acaba? Şöyle bir... Aslında tam bir Türk suratı yapabiliriz ya. Nasıl bir şey yapsak ki? Bayağı seçenek var ya aslında. Şöyle bir önce ilk görünüşü geniş çeneli bir şey istiyorum. Bir şey gelsin, ona göre onu revize edeceğim. Zaten ırkımızın özelliğinden dolayı gözlerimiz çekik. Türk ırkı olduğu için. Şimdi bu güzelmiş, tamam. Yüz genişliğini şöyle arttırabiliyoruz. Yüzümüz evet biraz geniş olsun. Yüz oranı. Şu alnı genişletiyor. Alnımız biraz şöyle olsun. Dolgunluk yanakları, tamam. Yanaklarımızı biraz şişirebiliriz. Elmacık yüksekliği. Elmacıklarımızı yükseltelim. Evet abi. Elmacıkları şişir şişir. Oo, şekil. Buruna bak, yamuk yumuk. Yüz keskinliği. Heh. Şöyle kenardan çenelerimiz de çıksın. Şakak genişliği. Şakaklarımızı da birazcık genişletelim. Göz boşluğu. Evet, bu da birazcık böyle olabilir. Kulak yapısı. Kulağı çok önemli değil. Şimdi gözler. Tamam. Kaşları biraz daha şöyle şey yapmak istiyorum ya. Heh. Şöyle indirelim kaşları birazcık. Tamam. Heh, şöyle güzel. Şöyle bu da insin. Göz pozisyonu böyle güzel. Göz boyutunu şey yapmayacağım. Çekik gözlü olacağız. Kapak uzunluğuna falan karışmayacağım. Göz yapısı. Gözlerimizi şöyle yapacağız, evet. İç göz yüksekliği. Aa, bunu da ayarlayabiliyorsun. Bayağı detaylı bir karakter ekranı yapmışlar. Burun. Şimdi burunu birazcık bizim Turkish Player karakterimizin, TP dayının burnuna benzetmek istiyorum açıkçası. Şöyle ucu aşağı doğru bakan, evet. Burnu biraz daha büyük yapacağız böyle. Güzel oldu, dur. Ama şu açıyı birazcık şöyle düzeltebiliriz, evet. Biz büyük burunluyuz ama burnumuz öne doğru sivri geliyor. Bunu şimdi şu şekilde, tamam, biraz da uzun olsun, okey. Burun köprüsünü indirip çıksın burun köprüsü ya. Şimdi burun genişliği. Üf, buruna gel. Abi buruna gel. Burun fena. Bunu aşağı indirelim. Burun deliklerimizi biraz büyütebiliriz. TP dayının büyük çünkü. Burun kemeri. Burun kemerine çok yapmayacağım abi. Şöyle birazcık düz gelecek. Büyük burnumuz ama düz bir burnumuz olsun istiyorum. Ucu böyle sivri olsun, evet abi. Asimetri katalım mı buruna? Katalım ya. Şöyle bir dayak yemiş burnumuz yok mu? Böyle sola doğru bir yumruk yemiş burnumuz yok mu? 10 numara oldu. Geçiyorum ağız kısmı. Ağız genişliğimizi yine mümkün olduğunca şeyde tutacağız. Saç sakal yapmak istiyorum. Neler var? Şöyle bir şuradan bakalım. Aa, tipe bak abi, çok kötü oldu. Hiç yakışmadı. Şöyle birazcık aslında çılgın bir saç modeli de istemiyor değilim ya. Abi ön dudağımız niye önde oldu? Onu değiştireceğim. Şimdi biz bir TP dayı bıyığını yapalım ya. Biz bir TP dayı bıyığını yapalım abi. Evet. Rengimizi birazcık koyulaştıralım. Tamam, yakaladık. Yakaladık, oldu. Oldu, vallahi oldu.
Bir dakika, şu bıyık daha güzelmiş mi acaba? Aa, şuna bakalım. Aslında şöyle bir sakalımız yok mu ya? Glorious bir sakal. Şu saçları biraz daha farklı bir şey yapabiliriz. Evet. Güzel. Şöyle mi yapsak? Şöyle yapalım ya. Biraz dağınık sevelim. Ulan sakalı bu yapacağım ya. Çok güzelmiş bu. Çok iyiymiş bu sakal. Aynen, o ağzımızdaki o gariplik de görünmüyor en azından. Yüz boyaları ve yaralar. Oo. Yüz boyası değil de yara yapabiliriz ya. Yara nerede? Aynen. Şöyle bir gözümüzden bir kılıç geçmiş olmasın mı ya? Abi bir dakika. Oy. Şu gözde yara istiyorum ya. Aynen, bir gözümüz görmesin. Oo. Pençe yemiş göz. Tamam, pençe yemiş göz. Bununla ilgili hikayeler anlatırız. Next diyorum. Şimdi bunlar ne? Güç. Tek elli silahlar, çift elli silahlar. Kontrol, okçuluk, kundaklı yaylar. Şimdi mümkün olduğunca arkadaşlar bu bölümü aynı zamanda bir rehber gibi yapacağım ilk bakış. Hem de özellikleri beraber tanıyacağız. Kontrol özelliğinde okçuluk, kundaklı yaylar ve fırlatmalı silahları geliştirmemizi sağlıyormuş. Dayanıklılık bölümü, binicilik, atletizm ve demircilik. Demircilik zaten bu sezon artık herhalde Bannerlord'da en çok dikkat çekecek kısım. Çünkü bir craft olayı var. Kendi silahımızı craftlayabileceğiz. Kurnazlık, izcilik, taktik ve serserilik. Kurnazlık da önemli. Haydut olma yoluna gidersek de önemli. Savaş alanında askerlerimizi yönetirken vereceğimiz taktiklerde de önemli. Aynı zamanda tabii izciliği de artık anlatmama gerek yok. Sosyallik, liderliğimizi arttırıyor, cazibemizi arttırıyor ve ticareti. Sanırım buraya verdiğim skillerden bunların içine de skiller vereceğiz beyler. Zeka 2 diyor. Zeka teorik eğitim, idarecilik, bir yerleşim biriminin refahını arttırma, hekimlik, kanamayı falan durdurma ve mühendisliği etkiliyormuş. Şimdi ne olalım? Bir Noya'nın soyundan mı gelelim? Bir Noya'nın soyundan gelelim abi. Şu tipe bak, çok iyi. Bu bizim ama annemiz babamız mı? Ne bunlar abi? Ben tip olarak bunu seçmedim ki. Çocukluğumuzda liderlik becerilerimiz öne çıkmış olsun, tamam mı? Çocukluğumuzda liderliğimiz yürüyor olsun. Köyün demircisinde çalışırdık diyelim mi? Hem ata biniciliğimiz artsın, hem de craft yapabilmemiz için demirciliğimiz artsın. Evet, bu olsun. Bir klan şefine hizmet ederdik gençliğimizde, büyürken. Yalnız büyüdükçe tipimiz bize doğru gelmeye başladı. Süvari eğitimi mi alsak? Bir dakika. Evet, süvari eğitimi alalım ya. Gönderli silahlar. Ben aslında tek elli silah seviyorum ama ne yapsak ki? Piyade eğitimi almış. Ama ya şey olalım ya, madem süvariden yürüyelim. Avcı. Bak bu da iyiymiş. Aslında okçuluk yeteneğimiz hiç yok. Buna verirsek burada avcılık yeteneğimiz de artıyor abi. Buna verirsek direkt atçılık artıyor. Süvariye verirsek atçılık ve güç artıyor. Hadi avcı diyelim ya. Ok yeteneklerimiz de biraz gelişmiş olsun istiyorum. Kundaklı yay kullanmayacağım ama. Next diyorum. Savaşta bir düşmanı alt etmek dediğimizde güç artıyor abi. Başarılı bir insana önderlik demek dediğimizde kurnazlığımız artıyor, taktiğimiz. Toprağa yatırım yapmak. Dayanıklılık ve sosyallik artıyor. Tamam. Sosyallik aslında önemli bir yerde ya. Zeka ve sosyalliği arttıran bir şeylere vermek istiyorum. Tehlikeli hayvanları avlamaktı. Bak bu yine okçuluğa gidiyor. Kurnazlık ve dayanıklılığa gidiyor bu da yine. Şehirde bir macera. İnsanlarla iyi geçinmek dediğimizde buraya idarecilik ve cazibe geldi. Okey diyorum. Şimdi ağzımız yüzümüz yaralı kendi halimize geri geldik abi. Şu çok güzel. Bu da bizim kardeşimiz mi acaba? Kaldaradya'daki ailelerin birçoğu gibi sizin hayatınızda savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi yakıp yıktı. Sonunda mülkünüzü sattınız ve babanın erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu düşündüğünüz yeni bir şehre doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız? Yolda kaldığınız han akıncılar saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve en küçük kardeşiniz ele geçirildi. Ama sen ve erkek kardeşin hayatta kaldınız çünkü. Şimdi bunu seçersek tek elli silahlar ve dayanıklılık artıyor. Aslında ihtiyacımız var. Onları oklarla savuştura demeyeceğim. Hızlı bir atla orada uzaklaştık demeyeceğim.
Akıncıları oyuna getirdin de demeyeceğim. Yolcuların kaçmasını sağladın dediğimde de aslında liderlik ve şey de artıyor, cazibe de artıyor ama biz onları etkisiz hale getirdin diyelim. Bu yeteneklerimizi de en azından şimdilik almış olalım. Next dedim. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterini oluşturdun. Hazırsan bitir tuşuna basarak değişikliğe. İsmimiz ne olsun abi? İsmimiz şöyle bir Emrehan mı yapsak? Emre Noyan mı yapsak? Ne yapsak? Emrehan. Emrehan olsun ya. Aynen. Emrehan olsun. Sefer haritasında atlılar için %10 ekstra bonusumuz varmış. Bakın beyler, Kuzayit olduğumuz için, bir Noyan'ın soyundan olduğumuz için binicilik ve gönderli silah becerilerinde 10 seviye ve 1 odak puanı almışız. Liderlik becerilerine verdiğimiz için kurnazlık özelliğine 1 puan kazanmışız. Köyün demircisinde çalıştığımız için inceden bir krafta yöneldik. Gençlik avcı erlerine katıldığımız için de buradan bonuslarımızın hepsini de buradan söyledik. Okey. Şimdi dostlara işlenen hasar oranı kolay olsun ilk başta. Dostlar askerlere, dost askerlere işte o da kolay olsun. Oyuncuya işlenen de kolay olsun. Ya biz aslında çok hasar yemesek daha iyi olur ya. Böyle büyük şeylere gireceğimiz için. Adam fazla toplama zorluğu kolay olsun. Haritadaki hareket hızımız kolay. Kolayla başlayalım. Bak kolayla başlayalım. Aa ölmeyi etkinleştir. Aa kahramanlar savaş alanında ölsün abi ölsün. Klan üyelerinin kazandığını tanıdıklar otomatik atanmasın. Onları biz atayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Kalradia bizi bekliyor. Emrehan'ı bekliyor. Atlarımızla oyuna girişimizi yapacağız şimdi. Bannerlord seneler sonra bizlerle. Kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mısın? Hazırım lan. Eğitimimizi yapalım ya bir tur. Bir tur eğitimimizi yapalım abi. Şimdi burası eğitim alanı. Karakterimizi hareket ettirmek için WASD yap dedi. A taba bastık çıktık. Bir dakika çıkmak istemiyordum. Basılı tutunca çıktım. Çıkmak istemiyordum. Eğitime geri dönelim abi. Eğitime geri dönelim. Bir dakika daha hazır değiliz. Şu anda hazır değiliz. Daha zaten şu anda aciz yani. Kılıç eğitimi, at eğitimi, bu da gönderli eğitim. Şöyle at eğitimine gireceğim ya. At eğitimi yapalım. Aynen Alaz'a çıktı sonunda ya kardeşim. At üzerinde okçuluk değil de at üzerinde mızrağa geçelim bir. Atımıza da bir inceden binelim. Lan ata vurdum. Ata vurma gelmiş. Şimdi. Hadi bakayım. Bu topraklar böyle yiğit görmedi koçum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Lan. Onu da kırdık. Hadi bakayım. Testileri başarıyla indirdiğimi düşünüyorum abi. Haydi bakayım. Oğlum ben bunun için doğmuşum ya. Biz buraya savaşmak için doğmuşuz biz ya. Yıllardır bu anı bekliyormuşuz gibi. Lan! Bak nazar değdirdim görüyor musun? Lan yine mi istedim? Tamam. Devam ki. Şuradan zıplayacağız. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Abi vuruş hissiyatı falan süper olmuş yine misledim lanet olsun. Ben normalde bu gönderliği çok fazla kullanmıyorum. Sadece turnuvadan turnuvaya kullanıyorduk Warband'da ama artık herhalde bu oyunda kullanacağız abi. Bak mis geçiyoruz ya. Hayır yine mis geçtim. Tamam. Hallettik. Devam. Devam. Çaktırma yok. Devam. Baştaki güzel performansımızın hatırına hallettik sayılır. Tamam. Bitirdik. Tamam. İyi diyor. Bitirdin diyor. Tam daha çevirmeleri bitirememişler arkadaşlar. Z ile atından bakarken başka bir silah seç veya başka eğitim alanına. Tamam. Bu eğitimimizi bitirdik abi.
Şimdi biz temiz temiz şeye gidelim. Bir kılıç eğitimine girmek istiyorum. Bir kılıç eğitimimizi de yapalım. En azından oyunu şu anda hani bize detaylarıyla gösteriyor bu bölüm. Niye alamıyorum abi? Tamam oğlum, seçiyorum işte. Hah. Tabii biraz daha yeni olduğu için herhalde buglar olabilir. Önemli değil. Şimdi savaşa başlıyoruz. Tamam abicim, gel. Uy. Dayı adam ol. Adam ol. Adam ol. Emrehan'la adam ol. İndiririm. Hadi bakayım. Yukarıdan savunuyor. Savunuyoruz abi. Bu dayıyı akşama kadar döveceğiz mi böyle? Saldırıları savun. Ha, okey, tamam, gel abi. 3, bir tane daha saldıracak. Saldır. Saldır evladım. Hadi açtım açtım, saldır. Hadi saldır. Oğlum saldırmıyor bu ya. Kafana vururum bak. Ağzına. Bıçağımı sokarım. Aha, saldırdı da savunamadı. Tüh. Hadi bak. Hadi bak. Hadi oğlum, saldır. Ne oldu? Oğlum, saldırsana şerefsiz. Heh, tamam. Şimdi saldırıları savunduk. Eğitmene saldırma işimiz başlıyor abi. Tekme var mı tekme? Evet var. Tekmelerimizle rakibimizi afallatıp ağzını yüzünü dağıtacağız. Oğlum lan salsana beni. Eğitmene bak, demeye çemiyor. Yemin etmiş, and içmiş. Tamam. Şimdi bu eğitimi de bitirdik. Başka bir silah seç veya eğitime geç. Tamam. Başka bir çift elli silah seçsek mi ya? Vallahi bir çift elli denemek istiyorum abi. Bir çift elli girmek istiyorum. Gel oğlum gel. Nerede benim çift elli silah? Seçtim. Tamam. Eğitmen bu mu çift elli? Gel. Çift elli eğitmenimiz bu. Okey. Eğitmeni yen. Bu değilmiş lan. Dayı, bak senin kalkanın var, bizim yok. Adam ol. Adam ol dayı. Hayır. Hayır. Emmiye bak ya. Dayı, sakin ol. Dayı, sakin ol. Oğlum, dayı çok pis dövüyor. Çift elli silah demek ki pek kullanmayacağız abi. Ah. İşte bu, işte bu, işte bu. Yere git. Kıdemli eğitmeni yen. Allah. Oğlum kıdemli eğitmen Witcher gibi geldi lan ortalığa. Witcher'ın abisi gibi. Witcher'ı büyüten adamın adı neydi? Yanına alan. Oğlum vurma lan. Kıdemli eğitmeni nasıl yeneceğiz? Şerefsiz kıdemli. Lan vurma. Abi bak, bloklayacağım yerde şey yapıyor ya. Şerefsiz. Hadi lan. Yürü git köyüne. Witcher seni. Abi kıdemli eğitmeni yenemedik. Kıdemli eğitmen içimizden geçti. Şimdi ne alalım? Hadi şununla gelsin kıdemli eğitmen ya. Madem kıdemli eğitmen delikanlı ya. Ya ben tamam, eğitim yapmak istemiyorum artık ya. Tamam abi, öğrendik. Ata binmeyi öğrendik.
Kılıç kalkan kuşanmayı öğrendik. Saldırmayı öğrendik. Artık bir başlayalım ya inceden. Yeter ya eğitim meğitim. Başka bir şey yapmadan önce erzaklarımız azaldı. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğimiz ve yardım bulabileceğimiz bir köy var. Sen benden daha iyi bir binici olduğuna göre önden gitsen daha iyi olur. Köy Teveya'ymış. Tamam gidelim abi Teveya'ya. Çıkışımızı yaptık. Emre Han atıyla beraber sırtında da şeylerimiz mi var bizim? Okumuz mu var? Şeyimiz var. Envantere bakabiliyor muyuz? Menülerimize bakalım bir hemen. Envanterimizi açalım. Ha beceriler bak. Yetenek verebildiğimiz becerilerimiz var burada. Tek elli silahlara verebiliyor muyum şu anda? Yok şu anda yok. Bir seviye yükselerek verebiliyorsunuz diyor. Tamam. Şuradan envanter ekranımıza erişiyoruz. Envanter ekranımız gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar bunları hep önceden konuşmuştuk, yayınlamıştık. Pek bir değişiklik göremedim. Burada birlik ekranımızı görüyoruz. Kardeşimiz Nusum'la beraber birlik ekranımızı görüyoruz. Burada görevlerimize baktığımız bir panel var. Quest paneli. Aktif görevler, TVA göreneği. Yaptığınız görevleri de bitirdiğinizde. Eğitim sırasında klan ekranı kapalıdır. Bir krallıkta olmalısın. Şimdi bir krallığa girdiğimizde de orada ekstra bir menümüz açılıyormuş. Hadi gidelim bakalım. Ya şöyle bir haritaya bakmayalım mı ya? Şöyle bir haritaya bakmamız yok mu ya? Of 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 of. Adam! Sonunda ya. Seneler sonra kavuştuk. Hadi bakalım buraları fethedeceğiz. Buralar bizim olacak. Şimdi TV'ye ulaştınız. Konumu keşfetmek için yerleşime girmek soldaki parlak butonu kullanın. Abi çok gerçekten parlak butonu kullandırdığınız için teşekkür ediyorum. Parlak butonla beraber köye girişimizi yapıyoruz. Geldik sanırım. Şimdi erzak almalı ve belki bizimle gelecek birkaç kişi bulmalısınız. Tamam. Köyün reisi bize yardımcı olabilir. Onu bulmaya çalışalım. Tamam, bulalım köyün yöresini. Oo, eski sesler. Güzel. Sol alt tuşunu basılı tutabiliriz. Ha, körün reisini direkt gösteriyor. Buradan artık eskisi gibi koştura koştura arama yok. Ama köy de çok tatlı olmuş arkadaşlar. Çocuklar, mocuklar, domuzlar, tavuklar ortalıkta geziniyor vallahi süper olmuş. Köyün reisi şuradaymış. Gidelim yanına. Ben de neden şey var ya sırtımda mızrak atma. Köyün reisi selamünaleyküm. Yardıma ihtiyacımız var. Akıncılar iki küçük kardeşimizi kaçırdılar. Bu taraftan geçmiş olacak. Tamam, hallederiz dayı. Ayıp ediyorsun. Tamam. Şu anda ne diyor? Yeni görev verdi bize. Asker alacağız. İlk defa askerleri bünyemize katacağız. Asker topla diyorum abi. Oo, hepsini alalım. Tamam aldık. Çok güzel. Bir sürü askerimiz oldu abi. Ürün de almamız gerekiyormuş. Ürün de alacağız. Tahıl alalım biraz. Koyun da alabiliyoruz. Koyun da 58 goldmuş. Aslında koyun alsak mı? Keseriz yeriz ya. Bir tane alayım lan koyun. Yün almayacağım abi. Yüne gerek yok şu anda. 106'yı ödedim abi. Bitti. Sağ üstteki menü geçerli konumuzda önemli kişileri gösterir. Köyün dayısı. Tamam. Buradan tıklayıp direkt köyün dayısının yanına gidiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Üzerinde çalışıyorum dayıcım. Merak etme, çocukları bulacağım ve güvenle sana geri getireceğim. Hiç üzülme. Evet, şimdi çıkış diyoruz. Questimiz neydi? Bakalım hemen. J'ye bastık. Asker toplayı yaptık. Asker toplama seçeneğini yaptık abi bunu. Köye geldin, erzak alabildin ancak akıncıların peşine yardım et. Önce köye git ve köy reisi. Köy menüsünde dönüp akıncıların peşine dön, hazırlıklarını yapmalı ve köyün reisinin sana ayırdığı görevleri edinmelisin. Tamam. Abicim biz asker aldık. Asker aldık biz. Biz asker almadık mı? Aldık tamam. Şimdi bir daha mı köy reisiyle konuşacağız? Köy reisinin arkadaşlarını, düşmanlarını hepsini görebiliyoruz. Köy reisinin özelliklerini bile görebiliyoruz. Tamam. Dayı seninle bir daha konuşacağım o zaman. Görev bitsin madem öyle. Devam et. Buraya zaman zaman gezgin bir doktor var. Tatayos. İnsanları bedava. Onu severiz. En son birkaç gün önce yanında sandık vardı. Bu konuda çok gizem davranıyordu. Macera peşinde söyledi. Akıncılar buradan geçmeden sadece birkaç saat önce yola çıktı. Pek görmüş geçirmiş bir tip değil. Hatta tam da tuzağa düşürülüp ele geçirilip onun için endişeleniyoruz. Şimdi bak büyük ihtimalle bu görev bizi ya bu doktor dayıyı kurtarmaya ya da tokatlamaya ittirecek. İkisinden birini seçeceğiz.
Minnettar oluruz. Eğer hayattaysa, sağlığı yerindeyse macerası konusunda daha çok bilgi verip ek. Eşi eyvallah, eyvallah dayıcım. Şimdi artık buradan gidiyoruz. Askerimizi aldık. Köylü dayımızla da konuştuk. Şu anda görevimizi yapmaya doğru gideceğiz. Çıkış. Ve ilk savaşımıza da gireceğiz. Dur, çıkış diyeceğiz. Kime saldıracağız abi biz? Ve bu harita neden bu kadar hızlı hareket ediyor? Hemen bir saniyenizi rica edeceğim. Şurada ayarlardan sensitivity'mi bir ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, sensitivity'mizi bir düşürelim iyice. Evet, çok güzel oldu. Tamam. Şimdi şunları herhalde bunların yanında görev olduğu için köyün reisi kaçak ekibini bulmak için köyü araştır. Mağlup edilen birlikler 3 tane böyle birlik mağlup edecekmişiz. Dalalım abi. Saldır diyorum. İlk saldırımıza giriyoruz. Mount & Blade 2 Bannerlord'daki ilk savaşımız başlıyor. Askerlere F1'e basıyorum. F3'e basıyorum. Saldır emrini veriyorum. Bir de ben mızrak deneyeceğim ya. Bir iki mızrak deneyelim, sonra kılıca geçeriz. Askerlerimiz yalnız çok fenaymış. Atlı falan. Efsane sevdim. Buradan atsak yetiştiremiyoruz. Çok kısa mesafeler. Hop sapladım. Hop saplayamadım. Hop lan tam anında döndü ya. Lan çekil. Abi saplayamıyorum. Çok güzel, bir tanesini sapladık. Tamam, artık kılıcımızı çıkartabiliriz. Abi atın bakın. Çamurda atın çok ciddi şekilde manevrası düşüyor abi. Eski o at sürmelerle, Warband'daki at sürmelerle ilgisi kalmamış. Yani aslında piyadeler iyi bir manevraya veya iyi bir hıza sahiplerse çok rahat bir şekilde atlardan kaçabilirler. İlk savaşımızda kazanmış olduk. Hadi bakalım. Devam. Görevimizi de yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Akıncılarımızı da tutsak olarak yanımıza aldık. Eski kürk zırhı 2, vücut zırhı 7. Bacak zırhı hiç vermiyor. Bizim üzerimizdeki bacak zırhı da veriyor. 9 veriyor. 2. Bunlar aynı. Neyse, bunları yanımıza alalım abi. Satarız. Bunlar hep envantere giden itemler. Şimdi diğerlerini bulmamız lazım. Bir tane daha ekip varmış. Akıncılar kaçıyorlar aynen. Yakala. Şimdi bunu nasıl abi hızlandırıyoruz? Ha, çift tıklayınca biraz hızlandırıyor galiba. Yani eskisi gibi arkadaşlar şeyi unutun. Hızlı harita gezinme olayları bitmiş. Onu söyleyeyim. Dalın koçlarım benim. Dalın benim aslanlarım. Dalın Turkish Player ailesinin askerleri. Abi nasıl mis geçiyorum ya? İyice şöyle aşağı doğru eğilmem mi lazım? Bakın arkadaşlar, artık eskisi gibi yakından dövüşemiyoruz, tamam mı? Atla dönüp bildiğimiz bir çok ciddi şekilde mesafe kat etmemiz lazım. 58 hasar verdim. 42 hasar verdim. Atla ne kadar hızlı hasarı denk getirebilirseniz o kadar çok. 49 hasar verdim. Ama öl artık. Yani Warband'dan aslında tamamen değişmiş diyebiliriz. Çok benziyor dövüş şeyleri. Ama çok aynı zamanda da çok farklı. Çünkü eskiden mesela bu vuruşların hepsi yanımızdaki düşmana ulaşıyordu. Şu anda ulaşmıyor arkadaşlar. Şu anda ulaşmıyor. Evet, saldıran tavan savunan tarafı olarak iki bölümde de şu anda ünümüzü kazandık. Köy reisin askerleri acaba level aldı mı abi? Biz bunlara bir level aldırsak. Biz bunlara nereden upgrade edeceğiz bilmiyorum. Göreceğiz. Düzen 2, düzen 1. Aa bakın, burada düzenleri de var. Demek ki bunları da bize birazdan gösterir herhalde. Şimdi şu görevimizi bitirelim. Bu görevimiz bir bitsin. Şu eşyaları da alalım, yanımıza satarız. Akıncıların sürüklediği tutsaklardan birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdin. Bir süre sonra içlerinden biri sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Hoş geldin bakalım, ne diyecek? Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşkıyalar ölümümüze neden olacaktı. Adım Takteos, doktorum. Ha, adamın bahsettiği adamı bulduk abi. Doktor. Tipe bak. Yani birazcık gay tipi var. Bir macera peşindeyim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Ne istiyorsun?
Bir kervanla birlikteyim ve birdenbire çalılıklardan tamam abi geç bunları. Sıcak çarpmasının belirtilerini hissedebiliyorum. Onlara söyledim ama beni daha çok kırbaçladılar. Ulan salak herif. Ne yazık ki hiç çocuk görmedim ama kervanımız saldırıya uğradıktan sonra Akıncıların başındaki Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığımı alıp atıyla uzaklaştı. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını bu bölümlerde mesela oyunun arkadan müziğinin olmaması aslında biraz garibime gitti. Garibime gitti. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçı idare ediyormuş gibi görünüyordu. Eğer soydaşların onun elindeyse o biliyordur. Bir de adamın böyle hani mal gibi önümüzde durup böyle yani şimdi yalnız müzik girdi ben tam bunu söylerken. Yardımın karşılığında verebileceğin değerli hiçbir şey yok. Ya adam en azından bir konuşuyormuş gibi yapsa, ağzını oynatsa biz bunları next dediğimizde. Yani niye böyle adam önümüzde durup böyle bir ölü balık gibi bize bakıyor onu anlamadım. Eğer o zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin. Tamam oğlum alacağım sandığını. Okey. Görüşürüz. Yolcuyu bul ve kurtar. Yeni görev aldık. Radagos'un çetesinin sığınağını bul. Görev etkinleştirildi. Radagos'un çetesinin sığınağı da arkadaşlar hemen burası. Hemen bir dalalım ya Radagos'un çetesinin sığınağına, hadi bakalım. İlk sığınak dövüşümüz. Bir dakika. Çıkmadan önce ben bir askerleri modifiye etmek istiyorum. Birliğimi güçlendirmek istiyorum ya. Bunlar daha level alamadı mı? Vallahi alamamışlar daha ya. Nusun'la konuşalım. Kardeşimizle konuşuyoruz. Nusun boş konuşuyor ya. Soyadımızı seçelim. Ne olsun? Turkish player olsun. Tamam. Soyadımın Yusuf'la neden beraber? Aa, bir dakika. Bayrağımızı seçiyoruz. Tamam, güzel. Ne seçelim? Şöyle bir aslan, kırmızı bir bayrak. Pef. Fena oldu. Koçbaşı. Başka neler var? Kılıç. Oo, güzel. Aslında bir geyik kafası seçip barışa ithafen. Şimdi bu da güzel değil. 2-3 tane kullanamıyor muyum? Mühür rengi ha, bunu değiştirebiliyoruz. Şeyi seçeceğim ya. Şöyle güzel bir at koyalım. Atlıyız ya. Bu güzel oldu ya. Bununla devam. Devam ki. Aslan koymayacağım. Hep aslan seçiyordum. Artık at koyacağım. Tamam. Evet, sancağımızı ve soy ismimizi de yaptık. Hadi bu görevi de yapalım. YouTube için bu bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Bannerlord şu ana kadar bayağı bir yenilik getirmiş. Fakat hani bir 11 sene sürer miydi diye düşünürseniz. Bu kadar seviyede bir oyun için 11 sene sürmeyebilirdi arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum yani. Gerçekten hani 11 sene beklediğimize değecek kadar. Tabii daha çok başındayız da. Bunu söylemek için de biraz erken ama. Neyse bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Benim askerler önden gidiyor valla. Hızlı koşma yok mu? Hızlı koşma yok. Sığınak görevlerinde düşmanlar varlığınızdan habersizdir. F1, F2 takip etmelerini ve onları küçük gruplar halinde ele almalarını... F1, F2. Beni takip edin. Tamam. Biz direkt saldırttık. Ama diyor ki biraz daha taktiksel oyna diyor. Biraz daha strateji yap diyor. Şu anda ben onu anlıyorum en azından. Onları küçük gruplar halinde yakalayın ve yok edin gibisinden konuşuyor. Hadi gidelim bakalım. Yani harita yok artık. Tab'a bastığımızda bir şey de görünmüyor. Şöyle şuna dalacağız işte. Dalın oğlum. Ben saplayamadım. Ya dalın abi ne küçük grubu ya. Biz bunların içinden geçeriz ya. Bunlar adam mı ya?
Ya şimdi bir yorum geldi tabii bir arkadaşımızdan ama 120 liraya boyun almayın, Varbant'a devam 29 liraya diye de. Ya o kadar da değil, o kadar da değil. Ama 11 yılda beklenecek bir şey şu ana kadar çok göremedim yani. Hani şu an biraz daha görsel olarak geliştirilmiş Varbant oynuyorum yani. Hani bak şuraya ara sahneler falan koymuşlar. İşte bak karşılaştırdılar bizi falan. Hani böyle heyecanlar koymuşlar. Bundan iyi bir tarife ihtiyacı olacak. Adamların bölgede çok küçük velet ele geçirildi. Kardeşinle başlattın. Ağustos'un son şövalyene göre çekip gitmeye kendi ayağınızı kurtar. Gel lan! Sen kim köpeksin oğlum benle? Düello. Hayırdır? Ha? Hayırdır? Aha bizi kesecek. Vallahi kesecek. Aha kesti. İlk düellomuzu kaybettik. İlk düellomuzu kaybettik. Galiba sensitivity'yi biraz fazla düşürmüşüm. Neyse olur. Olur. Yenildik abi, gidiyoruz. Ne gideceğim ya? Bir daha dal. Bir daha dal. Belki buraları keserim. Dalın, dalın, dalın. Ben bir de sensitivity'mi biraz arttırayım abi. Çok çok yavaş yani. Şu anda onu çok düşürmüşüm ya. Şöyle yapsam. Daha iyi. Adam resmen içimizden geçti. Onun farkındayım canım, Barış'cığım. Kesin devam ki. Bir seviye atlamışız. Karakter penceresini savaş anında açamıyoruz. Abi çok kötü. Bug'a bakar mısın? Orada herif arada kaldığı için bizim askerler çat çut duvara vuruyorlar. Herifi vuramıyorlar. Ya Bannerlord abi şu ana kadar hani biraz iyileştirilmiş. Hani bana Warband Remastered deseler mesela inanırdım yani. Hani remastered tarzında olmuş açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü yaşadığım hissiyat falan birebir aynı. Hani vuruşları falan filan biraz daha değiştirmişler. Vuruş hissin daha keyifli geliyor falan ama öyle birçok şey göremedim yani açıkçası. Geldi yine. Şimdi bununla yine mi şey yapacağız? Hadi gel yapalım. Oha. Herif nasıl saldırdı? Oha. Ağzına sokarım kılıcı. Kılıcı ağzına yersin. Kopek seni. Seni kopek seni. Ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu? Hadi bak. Şunlara da dalsa mıydık? Evet. İlk düellomuzu kazandık desem de bu ikinciydi. Koyacağım abi, kesmeyeceğim YouTube'a falan. Başarısızlığımı da görsün istiyorum arkadaşlarımız. Nereden nereye yürüdüğümüzü herkesin görmesini istiyorum. Tutsaklarımızı aldık abicim. Ben biraz hasar yedim. Ben biraz hasar yediğim için ben bu kıyafetimi giydim ya. Ha, yok bu bizim şeylermiş. Tamam. Adam aynı benim tip zannettim ya. Sakal falan benziyor ya. Okey. İçinde eski bir bronz parçası olan sandığa rastladın. O kadar aşınmış ve paslanmıştı ki bir çanak olabileceği gibi bir taç da olabilirdi. Bu Takteos'un sana bahsettiği Neresses'in budalalığı ile ilgisi olan sandık olmalı. Sandığı da bulduk herhalde. Evet, bu garip görünümlü metal parçasını buldum. Pek değerli görünmüyor. Takdiyosun başladı. Yüklü bir fiyat karşılığında satabiliriz belki.
Benim daha iyi fikrim var. Şimdi ayrılırsak şansımız artar. Radagos'u gidip alıp köle pazarına gideceğim. Çocukları serbest bırakmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım. Ancak hayatları tehlikeye atmamaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla onları satın almak daha kolay olabilir. Bunun için de keselerimizin dolu olması gerek. Şimdi kardeşimiz de herhalde artık oyunun bu bölümünde ayrılıyoruz. Bu adamları yanımıza almamız gerekecek. Radagos hilekar bir tiptir. Kaçmasını istemiyorum. Doğru. Bunu yapmanın bir yolunu bulmasın. Belki bu bronz parçası faydalı olabilir. Taklıyorsun doğru kişi için bir servet değerinde olabileceğini. Eğer hayatta kalmayı başarırsan tabii doğru söylüyorsan dikkatli olmasın falan filan. Soylar ve diğer önemler. Soyadımızı seçtik ya biraz önce. Bunu neden tekrar önüme getiriyorsun sevgili oyun? Bana yine bayrak seçtiriyor bak. Seçtik ya oğlum biraz önce. Allah Allah. Artık yola çık. Ufaklıkların yerini öğrendiğinde gelip seni bulurum. Tamam hadi bakalım. Eğitim sona erdi. Artık Kalaradriya'yı keşfetmekte özgürsün. Şöyle yapalım. YouTube için bu bölümümüzü bitirelim. Bannerlord gelir gelmez sizler için oynadık. Hemen hemen bir saate yakın 45 dakika oldu galiba. Bir video çektik. En azından temelleri, basicleri, işte karakter ekranlarını, görev nasıl yapılır, nasıl askere adam alınır, işte ne bileyim köyün içinde gezinme, köyün içinde bulmamız gereken adamı kolay tuşlarla bulma, silahların kullanımı gibi birçok detayı görmüş olduk. At kullanımı, atların işte çamurda daha yavaş gitmesi, normal arazide gitmesi gibi birçok detayı görmüş olduk arkadaşlar. Beğendiyseniz bir like'ı bizden esirgemeyin. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bannerlord birinci bölümümüz olsun bu. Hem başlangıç diyelim hem böyle rehber tarzı bir şey diyelim. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum.